Saçımdan da emin olamıyorum ya. Bağladım, topuz yaptım, bağladım. Arkadan 2-3 toka taktım. Yanlardan çıkmasın diye bir şey yaptım. Umarım güzeldir. Bilmiyorum artık. Böyle nasıl? Çok mu küçük oldu? Allah'ım! Bu yere ben yastık falan mı koysam? Aloha! Bugün açıkçası ekstra heyecanlıyım ve heyecanlı olmamın en büyük sebebi de bu videoda ele alacağım konuyu ele alsam mı, almasam mı böyle bayağı bir düşündüm. Ama sonrasında da dedim ki hani Türkçe çok fazla kaynak, daha doğrusu video bulamadım bu konuyla alakalı. Tabii ki de var bazı videolar. Ama belki hani kendi deneyim tecrübelerimi anlatmak, kendi araştırmalarımdan elde ettiklerimi anlatmak biraz olsun faydalı olabilir. Belki siz böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir rahatsızlığı diyeyim. Ya da tanıdığınız biri bunu yaşıyor olabilir. Hem kendinizi anlayabilmek biraz olsun, hem de karşınızdaki insanı anlayabilmek adına bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim, şu anda akşam üzeri böyle 5 falan oldu saat. Çünkü bir yarım saat, 45 dakikadır hatta bu yani setup'ı diyeyim ayarlamakla uğraşıyorum. Işığı ayarladım, her şeyi ayarladım. Bu sefer arabalar geçmeye başladı, onları bekledim. Bu sefer kartta yer kalmadı, işte kamera kapandı falan filan, neyse. Hallettim ama arada hani video boyunca araba sesleri olabilir ve nedense böyle arabalar geçerken hani bana çok ses geliyormuş gibi geliyor. Eğer ki size çok ses geliyorsa yani affola diyorum. Çünkü bunun için gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Belki de hiç fark etmezsiniz bile. Şimdi konumuza giriş yapıyorum. Siz hazırsanız ben hazırım ama birazcık dediğim gibi heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir video olacak, güzel olacağını düşünüyorum. Bu videonun konusu bipolarlıkla ilgili olacak. Yani aslında iki uçlu duygu durum bozukluğu diye de geçiyor. Öncelikle ben kesinlikle ama kesinlikle altını böyle bayağı kalın bir kalemle diyeyim, şurada defter olsa öyle çizerdim. Çiziyorum. Bilir kişi değilim, psikolog değilim. Herhangi bir şekilde bu konuda asla bir eğitimim yok. Sadece size bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bunun en büyük sebebi de benim, açıkçası tabii ki de isim vermeden bahsedeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ara ara görüştüğüm bir arkadaşım. Kendisi bipolardı. Yani uzun süredir arkadaşız ve bipolar olduğunu zaten biliyordum uzun süredir. Ama açıkçası böyle çok araştırma yapmadım. Çok fazla üzerine düşünmediğim için mesela bazen ortadan yok oluyordu. Anlam veremiyordum ya da dengesizliğine vuruyordum. Hani hiç böyle bu bipolar nedir bir tam anlamıyla araştırayım dememiştim. Sonrasında işte bu zamanlarda, bundan böyle bir buçuk ay falan önce biriyle tanıştım. Böyle çok tatlı bir arkadaşlığımız oldu diyeyim böyle. Tanışıklığımız daha doğrusu, hani arkadaş olduk. Neyse ve sonrasında bana bir sürü şeyler anlattı hayatıyla ilgili falan. Böyle bayağı konuştuk ettik. Hani böyle çok uyarsınız, çok kafalarınız tutar. Hani böyle tamamen hani çok iyi arkadaş olursunuz ya böyle bazı insanlarla. Öyle bir elektriğimiz oldu. Neyse o anlattı falan filan derken bir gün bana bipolar olduğunu itiraf etti. Ve onun o bipolar olduğunu itiraf etmesiyle ben işte ailesini falan sordum. Onun özel konuları olduğu için oraya değinmeyeceğim. Ama bu daha çok benim bipolarlığı araştırmama vesile oldu. Derken yine benim çevremde bir arkadaşım böyle bundan bir 2,5 ay kadar önce, 2,5 maksimum 3 ay kadar önce bana bipolar teşhisi kondu demişti. Ve böyle hepsi üst üste geldi. Ve başka birinin daha böyle bir ufak çaplı, yani tartışma demeyeyim de böyle hafif tartışma diyeyim, bir konuda anlaşamamazlık diyeyim yaşadığım birinin yine bir şekilde bipolar olduğunu öğrendim. Ve bütün bunlardan sonra artık pes dedim. Yani bu konuyu böyle ele almam gerektiğine inandım. Çünkü zaten hani beni bir süredir takip ediyorsanız, videolarımı izliyorsanız eğer, psikolojiye çok ilgim olduğunu ve 1,5 sene kadar da Amerika'da psikoloji eğitimi aldığımı biliyorsunuzdur. Lakin yine burada yeri gelmişken söyleyeyim. Psikoloji eğitimi aldım derken Amerika'da o zaman, yani benim işte 2008-2009 yıllarında oradaydım. Hala öyle mi bilmiyorum ama o zaman bizim, yani o dönemde öyleydi işte.
2 sene tam bölümünüzü seçmiyorsunuz. İstediğiniz dersleri alıyorsunuz ve son 2 senenizde, yani toplamda 4 sene ya da 5 sene okuyacaksanız, işte ilk 2 sene hani istediğiniz dersleri aldığınız için ben de ağırlıklı olarak psikoloji dersi alıp bir de ama işte Rus dili edebiyatı falan filan da almıştım bölüm, yani şey, ders olarak, modül olarak diyeyim size. O yüzden böyle hani 1,5 sene full psikoloji eğitimi de görmedim. Ama neyse, böyle size detaylı detaylı anlatıyorum ki aramızda böyle yanlış anlaşma olsun istemiyorum. Çünkü gerçekten çok hassas bir konu. Ve bana hani yorum her zaman yazabilirsiniz, her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Ama özellikle bu bipolar konusunda eğer ki acaba ben öyle miyim, acaba olabilir mi diyorsanız kendinizle ilgili muhakkak bir psikoloğa, yani bir bilir kişiye danışın. Çünkü size kendiniz teşhis koymayın. Bilemezsiniz, emin olmayın. O yüzden de bir bilirkişinin size bu teşhisi koymasında çok büyük fayda var. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bipolar nedir ve bunun nedeni nedir ve kimler bipolar olabilir? Biraz bu konulara değinmek istiyorum. Bipolar denilen şey aslında iki uçlu duygu bozukluğu diye geçiyor ve bunun genel sebebinin de beyindeki kimyasal dengesizlikten kaynaklandığını öne sürüyorlar. Yani aslında sizin, yani bipolar olan birinin beyni, o yollar diyeyim hani buna, böyle değişik işte beynimizde yollar, snaps mi deniyordu ona, böyle bağlantılar var diyeyim, o bağlantılarda bir dengesizlik var ve bu sebepten dolayı da zaten bipolar hastası olabiliyor bu insanlar. Yani burada bir dengesizlik söz konusu ve tam olarak sebebi de %100 bilinmiyor benim okuduğum ve edindiğim bilgilere göre. Bu arada şunu da söyleyeyim, siz kaynakça belirterek hani bunu da okuyabilirsiniz diye hem bana hem de o yorumu okuyan başka arkadaşlara, ilgilenen, hani bu konuyla ilgilenen başka arkadaşları da yorumlara bırakarak çok destek olmuş olursunuz diyorum. Bunun yanı sıra yaşadığınız travmalardan da etkilenebiliyor. Bipolar olmanıza bu da sebebiyet verebiliyormuş. Genel olarak kadınlarda bipoların bir tık daha fazla olduğu öne sürülüyor. Ama bu ne kadar kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış onu bilemiyorum. Ama böyle bir düşünce var diyeyim, ya da böyle bir gözlem varmış. Erkeklerde de genelde narsizm kadınlara göre daha yüksek. Bunu da bana açıkçası bir arkadaşım söyledi. Eğer bu konuyu ele alırsan kesinlikle bundan da bahset diye, ve kendisinin de psikolojiye çok ilgisi olduğu için bunu da size söylemeden edemedim. Yani kısacası genetik geçmişiniz bu bipolar olup olmamanızda büyük rol oynuyor. Stres faktörü de çok önemli. Yani stresi ne kadar kaldırabildiğiniz ve yaşadığınız travmalar da çok çok önemli. Başka, zaten bipolar demek duygularda şiddetli ve ani değişimler demek. Bu arada yine araştırmalarıma göre şöyle de bir nokta var. Her bipolar insan aynı değil ve bunun bir manik dönemi oluyor. Böyle çok yüksek, inanılmaz iyi hissettiğiniz, genelde bu dönemde işte çok fazla para harcayabiliyorsunuz. Ya da böyle çok asla sizin yapmayacağınız şeyleri yapabiliyorsunuz, çok heyecanlı oluyorsunuz, hayattan çok keyif alıyorsunuz. Buna manik dönem deniyor. Bir de depresif dönem denilen, bunda da böyle bayağı kendinizi kötü hissediyorsunuz. Sanki dünya böyle, her şey başınıza yıkılmış. Dünya böyle çok kötü bir yer. Güven duymakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yani böyle bildiğiniz her şey üstünüze geliyor gibi hissetme olasılığınız yüksek oluyor. Lakin burada en önemli noktalardan biri, ben mesela bunu bilmiyordum. Hani bipolar denildiğinde bipolar bipolardır. Yani nasıl mesela hipomani, yani böyle hep yüksekte olmak denilen bir durum var ya. Öyle de öyle olan insanlar hep böyle yüksekte olması gerekiyor. Bu belli başlı bir şey. Ya da depresif insanlar genelde hep kötü hissediyordur gibi böyle bir algı var ya. Bipolarda da bipolar bipolardır gibi düşünüyordum. Bu yanlış. Yani aslında böyle yanlış ya da doğru demeyi sevmediğimi yine biliyorsunuzdur. Beni bir süredir takip ediyorsanız. Ama tırnak içinde yanlış diyeceğim. Çünkü bazı bipolar arkadaşlarımız gerçekten şöyle seyredebiliyor duygu durum değişiklikleri. Ama bazılarının da mesela böyle gidebiliyor, sabit gidebiliyor, biraz değişiyor, bir tık böyle, yani çok deli gibi dalgalanmalar yaşamayabiliyorlar. Yine benim arkadaşımdan gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla şunu da belirtmem gerekiyor. Bu hipo, yani yüksek olma
anı ya da duygularının yükseldiği zamanlar diyeyim belli olmuyor. Bazen bu bir ay sürebilir, bazen birkaç gün sürebilir, bazen aylarca sürebilir. O yüzden hani bunun böyle belli bir süresi yok. Kişiden kişiye de değişiyor bu hastalık. O yüzden bunu genellemek aslında bana kalırsa, en azından benim okuduklarıma, dinlediklerime falan göre çok doğru değil. Yine depresif olduğumuz, yani o düştüğü zamanda da bunun da bir süresi yok. Yani kimisi çok kolay çıkabiliyor, kimisi uzun bir süre o dönemde o yerde kalabiliyor. O yüzden burada aslında en kilit nokta şu, bu duygu durum bozukluğu diyoruz ya zaten buna. Yani böyle inip çıkmak aslında ve bu inip çıkmaların da yapılması gereken, yani tedavi şekli olarak da bunu şuraya getirmek. Yani bu işte yükselen, alçalan ivmeleri olabildiğince dengede tutabilmek. Bunun yanı sıra her 100 kişiden, yani %1 ile 4 seyrinde her 100 kişiden biri bipolar diyebiliriz genel olarak, yani daha yüksek olasılıkla, ama her 100 kişiden 4'ü de olabilir. Dolayısıyla hani %1 ile %4 arasında seyrediyor. Ve bu arada şöyle de bir yanılgınız olabilir, yani benim vardı, ben bilmiyordum dediğim gibi bu konulara bu kadar merak salmadan önce. Genelde mesela hani böyle toplumdan biraz kendini soyutlayan ya da böyle çok da başarılı olmayan ya da hayattan böyle bir gayesi arzusu olmayan insanlar gibi görüyorsanız eğer ki bu bipolar rahatsızlığı olan arkadaşlarımızı, yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok iyi bir yere gelmiş ya da gerçekten çok başarılı ve toplumda iyi bir statüye sahip, arkadaşlarıyla çok iyi, çok iyi anlaşan bir sürü insan bipolar olabilir. Bu arada ben bir belgesel izlemiştim. Şu anda onu hatırlamaya çalışıyorum. Neydi? Şeydeydi, Unsolved Mysteries diye bir belgesel vardı Netflix'te. Ben bu videonun editinde o bölümün adını en azından hatırlarsam şuraya bir yerlere yazarım. Onu bir izleyin derim. Orada mesela işte Unsolved Mysteries zaten hani çözülmemiş gizemler diye bir belgesel ve her bölümde değişik hikayeleri, aslında yaşanan, yaşanmış gerçek olayları ele alıyor. Orada da yine çok ünlü bir devlet adamının, Amerikalı olan birinin hani kaybolması, bir cinayete kurban gitmesiyle alakalıydı. Ama o kişi mesela bipolar. Ve bipolar olmasına rağmen ne kadar başarılı, ne kadar aslında bir yerlere gelmiş ve bu arada çok yaratıcı. Bu insanın hikayesiydi. Dolayısıyla hani öyle bir algınız olmasın, ha bu insanlar işte bir şey başaramaz ya da ne bileyim çok da öyle hani ne yapabilirler ki gibi düşünüyorsanız, bu arada biraz küçüleceğim çünkü gerçekten zorlanıyorum şu anda, ayaklarımın üzerine oturuyorum. Bir diğer noktalarından biri de genelde, yani yine hani bu bipoları tedavi etmek için ne öneriliyor ya da ne yapılıyor, tedavi şekilleri neler, buna en son noktada değineceğim ama özellikle bu çok yüksek oldukları o manik evresi, yani dediğim gibi manik evresi var ve depresif evre var. O manik evresinde herkesin ne yapabileceği çok değişiyor. Ama insanlar genel olarak kendilerini çok yaratıcı hissedebiliyorlarmış. Özellikle böyle sanatçı olanlar, belki ne bileyim el işleriyle uğraşan, heykeltıraş olabilir, herhangi, yani sanatın herhangi bir dalıyla uğraşanlar manik evresinde çok yaratıcı oldukları için tedavi de edilmek istemediklerini söylüyorlarmış. Yine böyle bir şeyler daha okudum. Bu da beni şaşırttı. Bunu da bilmiyordum açıkçası. İkinci olarak, bipolarsanız ya da sevdiğiniz biri bipolarsa ne yapmalı ve tam olarak iyileşiyor mu sorusuna cevap olarak. Bipolar tam olarak iyileşmiyor. Yani yine benim araştırmalarıma göre hiçbir yerde, hatta bu arada bipolar olan birinin yazdığı bir kitap vardı, sesli kitap, onu da okudum. Yine açıklamalara onu da koyarım. İngilizce bir kitaptı. Hani kendi ağzından yazdığı işte kitabı başka biri seslendiriyor. Ve orada o kız da söylüyor, 14 yaşında mı 17 yaşından beri işte bipolar ve bayağı da ağır geçirmiş bunu. Zaten kendisinin de obsesif kompulsif bir de bozukluğu var. Yani ve böyle hani her şey yerli yerinde olmalı ya da bir şey yaptığı zaman böyle 3 kere yapmak, 4 kere yapmak, işte ev
den çıkarken hani vardır ya kilitlemek iki kere üç kere sonra kilitledim mi yine bakmak falan. Neyse yani hem kendisi bipolar hem de böyle bir rahatsızlığı daha var ve sonuç olarak tam olarak iyileşmiyor diyor. Yani tabii ki de tedavi yöntemleri var. Tabii ki de bunları uygularsanız yine en son değineceğim zaten tedavi yöntemleri ne olabilir diye. Birazcık azalıyor ve yine daha normal duygu değişikliklerine geliyorsunuz. Yani duygularınız o kadar fazla değişmiyor. Dolayısıyla da kendinizi bir uçtan bir uca savrulmuş hissetmiyorsunuz. Ama tam olarak iyileşmiyor arkadaşlar. Bunu söylemek gerekiyor ve ben böyle biraz buna üzüldüm yani. Ama ya bu aslında beyindeki bir kimyasal dengesizlik genel söylenen. O yüzden de hani bunun yerini başka bir şeyle dolduramıyorsunuz. Ama belli bir tedavi izlendiği sürece ve en sonda bahsedeceklerimi yaptığınız sürece biraz daha aza indirgiyorsunuz size olan etkisini ve gayet normal bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Ve bunun yanı sıra çevrenizle ilişkiniz de çok önemli. Yani özellikle yine bu manik dönemde yaptığınız bir sürü saçmalıklar olabiliyor. O sebeple belki bazılarının gerçekten kalbini yani istemeden diyeceğim kırmış olabilirsiniz yine bu dönemde. Kendilerinden özür dilemek çok kıymetli. Ya da benim böyle bir rahatsızlığım var diye yakın çevrenize en azından bunu itiraf edebilmeniz çok kıymetli. Çünkü şöyle bir düşünün, sizi seven insanlar var. Belki bu insanlar ailenizden, belki de arkadaşlarınızdan herhangi biri ve sizde bir tuhaflık var. Belki bunu fark ediyorlar ama anlamlandıramıyorlar ve ay bu ne kadar ya, dengesiz deyip hani sizden uzaklaşabilirler. Ya da siz onların kalbini kırabilirsiniz ama onlar anlamlandıramayabilir. Bu nedenle hani genel olarak aslında ya seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum ama şunu da bilmen gerekiyor. Benim bipolar rahatsızlığım var ve bu sebepten dolayı da işte böyle böyle oluyor bende diye İtiraf etmeniz gerçekten çok kıymetli bence. Çünkü o zaman karşınızdaki de bilip buna göre davranır. Yani ben yıllar önce, bir 7-8 sene önce ilk defa o arkadaşımın işte bipolar olduğunu öğrendiğimde bayağı şaşırmıştım. Ama kafamda birçok şey de yerine oturmuştu. Ve ondan sonra da kendisiyle olan yani arkadaşlığım, iletişimim devam etti. Ve dediğim gibi keşke o zamanlarda biraz daha araştırsaydım, onu daha da iyi anlardım. Çünkü bu kadar önemli bir rahatsızlık olduğunu bilmiyordum. Yani bu kadar böyle yani yoğun duygu hallerine işte bir burada bir burada olabileceğini bilmiyordum. O sebepten dolayı araştırmış olmayı dilerdim. Ama neyse, onun bana itiraf etmesi gerçekten ilişkimizi daha da kuvvetlendirdi. Ve ben ona elimden geldiğince destek olmuştum açıkçası. Bu onun yanı sıra eğer ki yine bipolarsanız alkol, kafein, uyuşturucu gibi maddeleri kullanmamanız öneriliyor. Yani özellikle kahve bile içmemeniz öneriliyor. Bunun da en büyük sebebi zaten onun bir uyaran olması. Hani içinde kafein bulunduğundan dolayı içmemeniz sizin yararınıza oluyor. Bu arada benim o bahsettiğim hani arkadaşım yani bipolar olan arkadaşım mesela bir oturuşta ben şok olmuştum. 3 tane americano içti ve böyle peş peşe. Americano dediğimiz şey de hani double shot espresso ve sıcak su. Hani ve bayağı kahve demek. Hatta ben hani kalkıyor muyuz diye bana sordu. Hani ben kalkmıyoruz falan desem o dördüncüyü de içecekti. O yüzden genelde bu benim gözlemim. Çok fazla bipolar insanla da tanışmadım. Zaten dediğim gibi sadece gözlemlerim ve deneyimlerimden yola çıkıyorum ama diyeyim o yüzden. Genelde böyle uçlarda da yaşayabiliyorlar. O yüzden hani bu uçlarda yaşama konusu da biraz tehlikeli olabilir kendileri için. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bunun yanı sıra uyku çok önemli ve genelde uyumadan önce çok hızlı düşüncelere girebiliyormuş bu arkadaşlarımız. Yani böyle beyinleri genelde çok hızlı çalışabiliyorlar biliyormuş. Ve de ya hiç uyumayabiliyorlar ya da çok fazla uykuya düşkün olabiliyorlar. Bu yüzden aslında bunların hepsi bir bütün. Yani beslenmeniz, uyku düzeniniz, aldığınız ilaçlar, çünkü belli bir tedaviyi takip etmeniz gerekiyor. Yani buna
ne yazık ki diyeceğim belki tırnak içinde, hani bazılarınız ben ilaç almak istemiyorum, ben hiç istemiyorum. Yani ben de zaten ilaç öneren biri değilim. Genel olarak hayatımda da ne kadar az ilaç kullanılırsa o kadar iyi diye düşünüyorum. Ama bu bipoların bir tedavi yöntemi var ve burada da hem uyku, hem beslenme, hem doğru arkadaş çevresi, ailenizin size olan desteği ve doğru ilaç kullanımı ve doğru psikolog, psikiyatrist, artık kimse, danışmanınız. Onlardan oluşan böyle bir düzen oluşturmanız çok güzel olur sizin için. Son olarak da tedavi yöntemleri ne olabilir? Aslında burada en önemli tedavi yöntemlerinden biri ilaçlar. Ve dediğim gibi ben ilaçları çok fazla öneren, ilaçlara çok inanan biri genel olarak değilim. Ama benim böyle bir rahatsızlığım yok. Böyle bir rahatsızlığım olsaydı ben bir kere, bu teşhis eğer bana konmuşsa bir psikolog, bir psikiyatrist tarafından, bir bilirkişi tarafından, onu dinlerdim. Ama bu arada şunun da altını yine, yani böyle floresan pembe kalemle ya da mavi kalemle çiziyorum ya da mor, fark etmez. Gerçekten size hitap eden, gerçekten anlaşacağınız psikoloğu ya da psikiyatristi bulun. Bu çok önemli. Yani illa aileniz sizi yönlendirdi ya da arkadaşınız sizi yönlendirdi diye o kişiye bir kere gittiniz ve enerjiniz tutmadı, orada durmayın. Başka birini araştırın. Ve gerçekten çok araştırın. Bakın ben, yani böyle bir rahatsızlığım olmamasına rağmen gerçekten ilgimi çektiği için araştırıyorum ve de yarar sağlayabilmek adına. Biliyorum yerimde duramıyorum ama ay ne yapayım, şöyle duracağım. Ayaklarımdan dolayı. Dolayısıyla sizler de araştırın. Yani bunun sonu yok. Okuyun, kitap okuyun. Yani İngilizceniz varsa İngilizce kaynakları da okuyun. Videoları izleyin. Belki bilmiyorum, belgeseller de vardır. Ben çok fazla film var mı bu konuyla alakalı araştırmadım. Bir tek o Unsolved Mysteries'in o bölümünü koyacağım, dediğim gibi açıklamalara da eklerim. Aklıma gelen filmler olursa onu da ekleyeceğim bu konuyla alakalı. Yani film de böyle senaryo olacak ama belgesellere belki bakılabilir. Yine bir yerde okudum bunu. Şöyle bir şey de olabiliyormuş. Mesela size bir ilaç tedavisi uygulanıyor ve bir etki etmediğini görüyorsunuz. Aslında orada o dozajla ilgili bir sıkıntı yaşanabiliyormuş ve bunun da tabii ki de sorumlusu genelde sizin doktora söylemediğiniz için siz, ya da siz söylediğiniz halde doktorunuz bir şey yapmıyorsa doktorunuz olabiliyor. O yüzden de zaten doğru kişiyle ilerlemeniz çok önemli. Başka da sanıyorum her şeyi ele aldım ve söyleyeceklerim galiba bu kadar. Bir de şunu not almışım. Bundan utanmayın. Eski zamanlarda akıl hastanesine yatırılıyormuş bipolar hastalığı ya da rahatsızlığı olanlar. Ve akıl hastanelerine zaten yatırıldıkları için de bunu söylemekten utanan insanlar çok fazlaymış. Dediğim gibi, yani tekrar tekrar burada söylediğim şeylerden bahsetmek istemiyorum. Ama eğer ailenizde intihar varsa, intihar eden aile bireyleri varsa, depresyona çok fazla meyilli aile bireyleri varsa, sizin duygu durumunuz çok fazla iniş çıkışlıysa, gerçekten çok yüksek hissedip böyle depresif hissetmeye meyilleniyorsanız, ve ben bunu nasıl yaptım falan diye de soruyorsanız kendinize, bir psikoloğa, bir bilirkişiye, bir psikiyatriste, birine danışın. Ve bunun teşhisini dediğim gibi tekrar ama tekrar siz koymayın. Bu videonun sonuna geldik ve gerçekten umuyorum ki şöyle birazcık da olsa size fayda sağlamıştır. Ben genel olarak böyle detaylı ele alan bir yapım var. Yani kuzey ay düğümüm mü, güney ay düğümüm mü, bir tanesi Başak'ta. Gitmem gereken yön Balık, onu biliyorum. Yine astrolojiye bağlamazsam olmaz. Ama bu sebepten dolayı ben böyle çok etraflıca alıyorum konuyu ele. Ve özellikle bu konuda ekstra özen ve dikkat göstermek istedim. Dediğim gibi umuyorum faydası olmuştur. Bu arada yorumlarda sizden ricam, eğer sizin bipolar rahatsızlığınız varsa bunu paylaşın isterim ben. Çünkü sadece ben okumuyorum, başka arkadaşlarımız da okuyor. Size nasıl tesir ediyor ve siz teşhisi ilk duyduğunuzda, yani bu teşhis size ilk konduğunda ne hissettiniz? Sizin izlediğiniz yol nedir? Bunlarla ilgili belki yorumlamalara, ama yorumlamalar tabii,
yorumlar kısmına siz de yazabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Ya da belki çevrenizde bipolar tanıdığınız varsa en azından belki bu videoyu ona ulaştırırsanız kendisine de fayda sağlar. Yani tek umudum gerçekten biraz bu anlamda böyle sorgulatabilmek ve fayda sağlamak. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada yani biliyorsunuz ki artık beni bir süredir takip ediyorsanız değişik değişik konuları ele alıyorum. Bu tarz konuları ele almaktan biraz çekiniyorum. Ama dilerseniz depresif olmak ya da depresyon ya da hipomani, hep böyle yüksek olma hali gibi konuları, rahatsızlıkları diyeyim, tırnak içinde diyorum bunları, ele alabilirim. Bunu da lütfen yorumlarda benimle paylaşın ya da beğenin ki bu videoyu ben de bileyim. Aa evet, bunu istiyorsunuz ya da istemiyorsunuz diye. Bu şekilde mahalo diyorum. Çok gerçekten minnettarım varlığınıza. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Başım, saçım hiç olmuyor. Gösteriyorum. Bakar mısınız? Bana küçükken, yani küçükken dediğim ortaokulda adımı değiştirdim ya ben. Ceren'di, Kardelen yaptım sonra. Eskiden o yüzden, beni çok eskiden tanıyan arkadaşlarım Ceren Çin topuzu derlerdi. Çok topuz yapardım. Bunun adı Ceren Çin topuzuydu. Bayağı karanlık oldu şu an ama bizim modumuz yerinde.